başa giren Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasına ilişkin tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etti. İlk gerekçe FETÖ ve PKK ile mücadele için çıkartılan OHAL uygulaması. 37'ye karşı 479 oyla kabul edilen tasarıda Türkiye'ye müzakerelerle ilgili hiçbir eleştiri yok. Ancak Lozan Anlaşması'nın tartışmaya açılması var. Türkiye ile üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını istenen Avrupa Parlamentosu tasarısının en önemli dayanağı 15 Temmuz kalkışmasının ardından çıkartılan OHAL uygulaması. Fransa'daki OHAL'e ses çıkarmayan Avrupa Parlamentosu Türkiye'dekinin kaldırılmasını istiyor. Müzakerelerin yeniden başlaması da şarta bağlanıyor. OHAL önlemlerinin iptali. Terörle mücadele yasalarının esnetilmesi bir başka dayanak. Tasarının hukuki bağlayıcılığı yok ancak karar Aralık'ta bir araya gelecek Avrupa Birliği liderlerine bir mesaj niteliği taşıyor deniyor haberin girizgahında. Herkese Avrupa Parlamentosu kararından saatler önce terör kanlı yüzünü Adana'da gösterdi bildiğiniz üzere sevgili seyirciler. Valilik önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi şehit oldu, 33 de yaralı var. Vali Demirtaş birkaç dakikayla kurtuldu. 34 ay sonra çifte faiz artırımına giden Merkez Bankası ise piyasaya 3 koldan müdahale edince dolar 3.36'ya kadar düştü. Ancak bu hamle Avrupa Birliği'nin Türkiye ile müzakereleri durdurma kararı sonrası tersine döndü. Yeniden yükselişe geçen dolar şu aralar 3.44'ü aşmış vaziyette. O halde aynen devam dedik. Sarın manşetten girdiği haber başlığıyla.